Şimdi insan bedeni için norm ortalamanın dışında olan her şey bir travma getiriyor. Bu soğuk ortalamanın dışında, sıcak ortalamanın dışında, aşırı bedensel yük ortalamanın dışında, yani bir insan nasıl çok aşırı çalıştığı zaman beden bir strese, yüke girerse, sıcağa maruz kaldığı zamanda da aynı şekilde bedende normalin üzerinde bir stres ve yük oluşur. Tabii bu da ciddi hastalıkları olan, mesela kalp hastalığı gibi, tansiyon gibi, şeker gibi, solunum hastalıkları gibi ciddi hastalıkları olan insanları çok olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle insanlar sıcaktan kendilerine mümkün olduğunca sakınmaları lazım. Yani ne yapmaları lazım? Özellikle sıcağın en yoğun olduğu, en etkili olduğu saatlerde, mesela gündüz saat 11 ile 3.30-4 arası gibi bir zaman sürecinde, mümkün olduğunca dışarılarda olmamaları veyahut da ağır bir iş yapmamaları, ağır bir yürüyüş yapmamaları gibi şeyler öneriyoruz. Yapmak zorunda oldukları işleri genelde 11'den önce sabahleyin ya da saat 4'ten sonra ikindi vakitlerinde yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında sıcağın bir takım mineral kaybı ve sıvı kaybı gibi ekstra anormallikleri var. Bunu da insanın ağızdan alacağı gıdaları mümkün olduğunca sıvılı gıdalar yönünde seçerek telafi etmesi lazım. Ne gibi? Mesela ayran gibi, mesela soda gibi, mesela meyve gibi. Tabii meyve deyince meyveyi de çok kaçırmamak lazım. Özellikle şeker miktarı açısından tehlikelidir. En güzeli bu açıdan hafif tuzlu ayrandır. Tuzu çok olmayan hafif tuzlu ayran bizim için en güzel, en tavsiye edilebilir bir sıvı ihtiyacını giderecek maddedir. Ayran da günümüzde her tarafta her insan çok rahat şekilde bulur ve sık sık bunları tüketmek lazım. Yazın özellikle moda yiyecekler var. Bunlardan bir tanesi dondurma. Dondurma mineral değeri açısından çok güzel bir besin. Çok da iyi bir yiyecek diyelim. Ancak bunu çok fazla miktarda tüketmemek lazım. Çünkü enerji değeri çok yüksek olan bir madde, besin. Dolayısıyla beden için fazla tükettiğimizde o da mahsurlu. Ama makul ölçülerde az az dondurma yiyebilir. Bir mahsuru yok. Bol bol su içmesi gerekir. Bol bol ayran gibi şeyler tüketmesi gerekir. Soda gibi maddeler tüketmesi gerekir. Bir de normal gıdalar açısından özellikle çok yağlı, çok salçalı, çok tuzlu gıdalardan ziyade mümkün olduğunca tuzu az, yağı az, salçası az gıdalar tüketmek gerekir. Bunun dışında bir de özellikle giydiğimiz şeylere dikkat etmemiz lazım. Çok koyu renkli, sıcağı çok çeken kıyafetleri tercih etmememiz lazım. Artı pamuklu giyim eşyalarını kullanmaları gerekir ki bedenin terlediği zamanki sıvısını çeksin, bedende bırakmasın diye. Pamuklu maddeleri atlet gibi, kilot gibi, işte gömlek gibi, pantolon gibi şeylerin pamuğu bol miktarda olan kumaşları tercih etmeleri lazım. Yine giyimle ilişkili dar giysiler mahsurlu, mümkün olduğunca bol, rahat giysileri tercih etmeleri lazım. Beden sağlığı açısından, bedenin direnci açısından yediğimiz gıdalar, tükettiğimiz malzemeler kadar bedenin dinlenmesi de çok önemli. Tıpkı herhangi bir giysinin yıkanmasında temizlendiği gibi bedenin hücresel düzeyde temizlenip zindeleşmesi için iyi bir uyku, iyi bir dinlenme gerekir. Özellikle yaz mevsimlerinde gündüz
çok uzun olduğu için, kısa geceleri daha kısa olduğu için öğle uykularını özellikle tavsiye ederiz. Bu uykunun saati de önemli değil. İlla şu kadar saat, bu kadar saat gibi bir yaklaşımda bulunmak doğru değil. İnsanlar yatıp da 10 dakika, 15 dakika dahi öğle vaktinde uyusalar, dinlenseler bu yeterlidir. En az yemeğe dikkat ettiğimiz kadar, en az sıcağa dikkat ettiğimiz kadar bu uyku ve özellikle öğleyin dinlenme konusuna da dikkat etmemiz beden sağlığı açısından çok gerekli bir şeydir.